çocukluğumuzda Half-Life oynadık. Simit satıp sermayemizin simit alınacak kısmını ayırıp kâr ettiğimiz kısımla gidip internet kafede Counter-Strike oynadığımız dönemler de var. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Biz soru havuzu oluşturduk. Bundan sonra alacağımız konuklara o soru havuzundan seçeceğimiz soruları sorup cevaplamalarını isteyeceğiz. Yine kültür, sanat, spor, kitap gibi konularla ilgili güncel konular vesaire bir sürü soru başlığı var. İlk olarak eşimin seçtiği sorularla kendim başlamak istedim bu seriye. M.T.Yılmaz. Neden bu şekilde nickname? Çünkü Muhammed dünyada en çok kullanılan isim. Yılmaz da Türkiye'de en çok kullanılan soy isim olduğu için mecburen bu şekilde kısaltmak zorunda kaldım. Nickname'imin The MT Yılmaz olmasının sebebi aslında bu. Çünkü MT Yılmaz daha önce defalarca alınamamış, tek seferde bir hak veriliyor. Alınmış, daha önce bir tarafından alınmış. Son dönemlerde neler okudun? En son Şeker Portakalını bitirdim. Geç kaldığımı düşündüm okuduktan sonra, kitaplardan bir tanesi. Şimdi Jack London'ın Martin Eden'ını okuyorum. Çok keyifli ilerliyor. Hepinize tavsiye ederim. En etkilendiğim filmlerden birkaçını bizimle paylaşır mısın? Birincisi Detachment. Eğitimle ilgili bir film. İkincisi 12 yıllık esaret, ırkçılıkla ilgili bir film. Muhakkak izlemeniz lazım. Son olarak da Whiplash. Whiplash çok etkilendiğim, oyunculuk anlamında çok güzel filmlerden bir tanesi. En sevdiğin sporcu, basketbolcu kim? MJ'yi söyleyebilirim. Türk olarak da Yalçın Granit. Hayatı belgesel olan, Türk basketbol tarihini yaşayan insanlardan bir tanesi. Araştırmanızı tavsiye ederim. Sadece basketbol severlerin değil, herkese örnek olabilecek bir sürü ipucu içeren bir hayat hikayesi var. Hangi yabancı dizileri izliyorsun? Bilgisayarımda da gördüğünüz stickerlardan anlaşılacağı gibi The Office'i sıkı takip ediyorum. Sonraki hedefim Seinfeld. Naif sitcomlardan diyebilirim. Spor bilimleri fakültesinde okumak isteyen gençlere tavsiyelerin neler? Spor bilimleri fakültesi bilinen adıyla BESYO kesinlikle ama kesinlikle top oynanıp ders geçilen bir fakülte değil. Bunu öncelikle ifade etmem lazım. Ben size bölümümü şiddetle tavsiye ediyorum. Sadece sporcular, antrenör olacaklar veya beden eğitim ve spor öğretmeni olacaklar için okunması gereken bir fakülte değil. Bu aynı zamanda akademik kariyer de yapabilirsiniz birçok alanında. Mesleğin dışında neyle meşgulsün? Bu işlerle geçen sene başladım YouTube'da video içeriği üretmeye. Yaparak, yaşayarak öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman bir videoyu hazırlayıp ya bu olmadı bunu yüklemeyeyim demedim. Hep yükledim ama her zaman yaparak ve yaşayarak. Yaptım, baktım, daha iyi nasıl yapabilir mi sordum kendime. Hangi oyunları oynadın? Oynamaktasın. Counter-Strike Global Offense favorim. Uzun yıllar, ya 2015'ten beri oynadım. Hatta bilgisayarımı yenilememe de vesile oldu bu. Sağ olsun, çok güzel bir oyun, çok keyifli bir oyun ama arkadaşlarınızla oynadığınızda daha keyif. PUBG oynadım, şu an hali hazırda Clash of Clans oynuyorum. Boş bulduğumda girip köyde bazı düzenlemeler yapmak için. Rainbow Six Siege oynadım bir dönem, çok kısa. Bunun yanında Valorant yine oynadım, çok kısa bir dönem. Bunlardan bahsedebilirim şimdilik. Tabii çocukluğumuzda Half-Life oynadık. Simit satıp sermayemizin simit alınacak kısmını ayırıp kâr ettiğimiz kısımla gidip internet kafede Counter-Strike oynadığımız dönemler de var. Dilediğim bir kişiyle bir gün geçirme şansın olsa bu kim olurdu? Hayatta olmayanlar da dahil diye bir not eklendiği için Yalçın Granit. Hayatı belgesel tadında demiştik. Sadece oyunculuk değil, oyunculuk yaparken antrenörlük yapmış. Her iki pencereden de basketbola bakmış bir insan olduğu için benim için yeri çok ayrı, çok kıymetli. Ben Can Yayınları'na, Ali Granit'e bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel kitabı, bu güzel hikayeyi bize hatırlattıkları ve kazandırdıkları için. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mutlu musun? Burada hemen bir teyzenin röportajı geliyor aklıma. Diyor ki, soruyorlar ona, teyze nasılsın, iyi misin diye röportajın başında. Yavrum diyor, iyiyim desem yalan söylemiş olurum, kötüyüm desem isyan etmiş olurum. O yüzden şükür halime diye, halimize çok şükür. Bu hayat mutlulukların, hüzünlerin olabileceği bir hayat. Her türlü ihtimal var. Çok zenginken fakir, çok fakirken gayretinizle birlikte iyi paralar kazanan iyi insanlar olabilirsiniz. Bu sizinle hayata nasıl baktığınızla ilgili. O yüzden çok şükür mutluyum. Daha farklı sorularla yarın bir gün karşınıza geçeceğim. Belli başlı konuklar alacağız bu programa. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.